Sanat tabii. Bu ağaç örme işi bir sanattır. E tabii balıkçılık yaparken ağaç örmen lazım. Ağaç örmezsen, gömülen yaptırırsan bundan para kazanamaz. İnsanın şeyini, şeklini çıkartırım bu adam. Yani benim artık şeyim bu, mesleğim bu. Büyüğümüz vardı, Memerciğiz derlerdi. O derdi ki, oğlum bir sefer balıya bak, iki sefer havaya bak. Bir sefer balıya bak, iki sefer havaya bak. Suyundan balığı görmeyeni reis demezlerdi. Suyundan balığı görmedim, reis demezlerdi. Şimdi cihaz reis oldu. Şimdi adam oturmuş cihazın başına, bakıyor son sistem cihaz var. Bir de kilitliyor onu. Ona göre kaçma şansı yok yani balığın. Bizim teknoloji işimiz yok. Biz babadan ne gördük, dededen ne gördük, onu yapıyoruz biz. Ağlarımızı tamir ediyoruz. Bizim cihazdan falan işimiz yok. Şamandıra'nın ışığı sönmüş. Boğaz'da da çok akıntı var. İki motor bordo bordoya gidiyoruz. Ağları aktarıyoruz. Şamandıra bu kadar yanımızdan geçti bizim. Bir vursaydı bize, şimdi yoktu. Şimdi yoktu, evet. Ben Şaban Bozkurt, balıkçılık mesleğine uğraşıyorum. Çocuktan beri bu işi yapıyorum ben. Şu an 64 yaşındayım. 1958 doğumluyum. 16 yaşında başladım. Bir arkadaş beni çağırdı, balığa gelir misin dedi. 4-5 tane balık tuttuk. O arkadaş da bana 400 lira pay verdi. Ben 200 lira aileye çalışıyordum. 400 lira pay verdi, bıraktım ben bu işi. Gitmeyeceğim dedim babama. Öyle başladık. Şimdi deniz ekmek vermiyor yani kazancımız evi geçindirmiyor. Çocuklar da bu sefer bizden balığa gelmiyorlar. Gelmediği için de teknede adam az oluyor. Ben de 64 yaşındayım. Kazandığımız şeyi bizi geçindirmiyor. Geçindirme için de çocuklar da bu işi heveslenmiyor. Bizim zamanımızda çok iyiydi. Biz köpek oltalan köpek balığı tutardık. Oltalan ev geçindirirdik köpek balığından. Vallahi köpek balığına ev geçindirirdik ya. Eskiden deniz akvaryum gibiydi bizim buraları. Dip ağacılık başladı, lüfercilik başladı Boğaz'da. Kız küresinin orada salacakta duruyorduk teknelerle. Kışın orada balıkçılık yapıyorduk. Orada kazandığımız paralar bir tekne yaptırdım ben. 6 metre bir tekne yaptırdım. Yazın o kayıkla çalışıyorduk. Kardeşlerim de vardı 2 tane. Denizde yazın ondan çalışıyorduk. Kışın da gene dibağına gidiyorduk. Yeldirme diyoruz. 2 kayık böyle asılıyorsun, çekiyorsun. Dibağa yani 100 göz ağayı, gözüne balığı dipte çektiriyorsun. Şimdi kanalın içinde o balığı anca öyle tutuyorsun. Yani Boğaz'da kanal var, akıntı var. Yani başka türlü ağdan tutamazsın o balığı. Kanal olduğu için. Biz de dibağından tutuyorduk. Yani oradan bayağı para kazanıyorduk yani. Çok dalgalara yakalandık. Şimdi bakma internet var, havayı alıyoruz, hava yetişeceğini. Eskiden internet falan yoktu. Bir havalara yakalandık, akalı batacağız. Bir gün Boğaz'dayız, sallayacaklı Enver derdik, Enver abi. Ondan dibağı çekiyoruz Boğaz'da. Bu İntepente herhalde 78'de falan battı galiba. Boğaz'da Kadıköy'ün menderleri orada bir gemi battı biliyor musun? Yandı. Biz onun yanında dibağı çekerdik. Orada Şamandıra'nın ışığı sönmüş. Boğaz'da da çok akıntı var. İki motor bordo bordoya gidiyoruz, ağları aktarıyoruz. Şamandıra bu kadar yanımızdan geçti bizim. Bir vursaydı bize, şimdi yoktu. Şimdi yoktu, evet. Çok patırdan atlattı. Bir günü de gene şeydeyiz, Domalı, Doğancalı var bu Şile tarafında. Geceliğin hava esti. Buraya gelmenin imkanı yok. Orada Maryol diye bir yer var, çekek yeri var. 7 tane kayık oraya çektik. Hopla, 7 tane kayık. Kaç kişi 7 tane kayıkta? 35 kişi adam var. Her kayıkta 5 kişi var. 2 sefer nakliyata imtihana girdim. Nakliyata. Bir sefer şehir hattına girdim. Bir sefer talihçiye imtihana girdim. Bir sefer de petrol ofisine girdim. Hiçbirinde kazanamadım. Kazandığım halde kazanamadım yani. Yazılıyı kazandım, sözlü denediler beni. Adaman olacak dediler bilmem ne. Ondan sonra işe giremedik. Evlendik. Bir tane çocuğumuz oldu. İş yok. Bir ufak kayık yaptıralım bari dedik. İşte ekmek parası kazanalım. Ben başkasından gidiyordum. Sonra bir ufak kayık yaptırdık. Ondan yaşamın şeyi devam ettik. Denizde olmayan yerde ben yaşayamam. Şimdi ben Kaynarca köyü var şu ileride. Orası mesela hanımla beraber gidiyoruz bazı. Ben bir gece bile kalmam orada. Benim bu denizin aşırtısı böyle haşır haşır beni dinlendiriyor. Yosunun kokusu beni dinlendiriyor. Biz denize hastayız. Ben denize çıkmadan duramam. Bir balık tutmasam gene denize çıkacağım ben. Öyle yani. Biz deniz kenarına alışıkız. Bazı böyle ağa iş olmaz. Canım sıkılır. Teknemi kendi başıma dayanırım denize. Giderim dolaşırım. Çaparı var. Palamut çaparımız var. Göstereyim çaparıyı. Bak çaparım var. Bu çaparıyı açarız peşimizden. 50 nedir bu çaparı? Peşimizde sürüttürürüz bunu. Palamut çaparısıdır bu. Bundan 30 tane, 40 tane, 20 tane böyle şey gelir. Balık gelir. Birazını yeriz, birazını satarız.
eşe dosta veririz. Biz deniz hastayız yani. Denize çıkmadan duramayız. Burada Allah'a şükürler olsun. Denizden balık getiriyorum. Hanıma da telefon ediyorum. Bizim de bir bahçemiz var organik. O serada da benim büyük oğlan meraklı hanımla beraber. Envai çeşit. Rokası, kıvırcık salatası, salatalık. Ya aklına ne gelirse. Domatesi, daha bile domates var. Onlar getirirler. Onlar domatesi sebzeye getirirler. Ben de balığı getiririm. Hep beraber oturup çoluk çocuk yeriz. Buradan evvelden böyle internet falan yok. Hani kuzeyden gelen havalar bize dokunur. Öbürküler dokunmaz. Lodot dokunmaz mesela. Gündoğrusu dokunmaz. Kuzeyden gelen yani yıldızdan gelen havalar bize dokunur. Bir gün akşamdan gidiyoruz. Hava da öyle bir karardı. Benim oğlana dedim ki ya oğlum dedim bu hava dedim iyi değil bana sarmıyor. Ya baba dedi sen de amma korkuyorsun falan dedi bana. Ben de döndüm geri. Kızdım ona geri döndüm. Riva'yı falan geçtim. Yaşak Adası var orada Riva'da. Oraya kadar gittim. Bir kayıkta çevirmişti. Bak dedi herkes çevirmiş dedi. Ondan sen de döndün geri dedi. Gittim baktım. Şeye çevirmişler, boşa çevirmişler yani balık yok ağlarında. Döndüm geri geldim, rüzgar da denizden geldi. Kuzeyden rüzgar geldi. Tam Riva'nın önündeyim. Bize bir rüzgar geldi. Bak kayık böyle aykırı gidiyor. Çocuk korktu. Baba gidebileceğiz mi dedi. Gideriz oğlum dedim. Bak inan buraya gelene kadar var ya az kalıp atıyorduk boğulacağız. Deniz öyle dalga geliyor ki devamlı ağır yapıyorum. Yol veriyorum ağır yapıyorum. Hep denizlere baş veriyorum. Öyle kurtardık kendimizi Allah'a şükür. Devrilmesin diye bordadan almazsın. Devamlı kafa verirsin. Kafadan alırsın ağır yaparsın. Kafadan aldın bir şey olmaz kayıya. Ama bordadan alsın devir verir seni. Denizleri kollaya kollaya geliyorsun yani senin anlayacağın. Hatta birkaç kişi de Riva Deresi'ne girdi. Dere o zaman açıktı. Riva Deresi'ne girdiler. Koca koca motorlar buraya gelemediler. Biz havanın başından beraber geldik. Çocuk da bana diyor ki ya baba sen nereden anladın havanın eskiğini? Oğlum tecrübe dedim. Rumeli Feneri'nin üzerine böyle kuşak çıktı. Böyle kuşak çıktığı zaman böyle yükseliyorsa. Ben devamlı gözüm orada. Büyüğümüz vardı. Memerciyiz derlerdi. O derdi ki oğlum bir sefer balıya bak, iki sefer havaya bak. Bir sefer balıya bak, iki sefer havaya bak. Eskiden babam da ondan balıya gidiyormuş. Ara sıra böyle akşamları. Kayığı batırdılar. Az kaldı babam boğuluyordu. Babam yüzme bilmiyordu. Kayığa tutunmuş. Bir arkadaş vardı Rumeli Feneri'nde. O böyle denizden korkmazdı. İnat adam bir yerden gelirken büyük havaya yakalandı. Kayığı battı. Kardeşini kurtarayım derken kendi de boğuldu. Kendini kurtardı. Kardeşi kalmış teknenin içinde. Onu kurtarayım derken kendi de boğuldu. Karadeniz'in şakası olmaz. Çok kolluyesin denizleri. Kıyılarda çeviriyoruz. Biz voleyciyiz. Öyle yerler var ki kıyısı mesela derin. Biraz aşığı sığ. Topuk deriz ona biz. Sığdır. Oraya deniz yarar. Sen buradan giderken deniz senin kayığına yarar. Çok kollaman lazım. Geceliğin mesela göremezsin. Gündüzün görürsün, gece göremezsin. Sığlıkta çevirirsin. Deniz patlar, kayığı devirir. Öyle arkadaşlar oldu yani. Karaya gittiler. Kaç tanesi. Tabii. Balıklar Mardın 15'inden sonra falan Karadeniz'e çıkar, yaylaya çıkar. Niye çıkar? Şimdi Karadeniz'in suyu tatlı olduğu için genellikle balıklar buraya havaya dökerler. Çabuk büyüyor. Bilhassa torik balığı, palamut balığı, çinakop, lüfer bunlar istavride olsun hepsi Karadeniz'e dökerler. Ha başka yere döküyor mu? Tabii döküyor. Ama şimdi ekolojik denge bozuldu. Karadeniz'de de balık kalıyor, Ege'de de kalıyor. Yani ekolojik denge bozuldu. Eskiden torik balıkların yerelerini böyle görürdük. Şimdi öyle bir şey yok. Yani suyundan balığı görmeyeni reis demezlerdi. Siz suyundan balığı görmedim reis demezlerdi. Şimdi cihaz reis oldu. Şimdi adam oturmuş cihazın başına bakıyor. Son sistem cihaz var. Bir de kilitliyor onu. Ona göre kaçma şansı yok yani balığın. Bizim teknoloji işimiz yok. Biz babadan ne gördük, dededen ne gördük onu yapıyoruz biz. Ağlarımızı tamir ediyoruz. Bizim cihazdan falan işimiz yok. Balıklar nereye yatak yapar? Ne zaman olur? Şimdi geceliğin mesela bilhassa akşam loşundan balıklar olur. Sabah loşuna olur, gece yarısı olur, ay batımı olur, ay doğuşu olur. Yani balıkların bu ekolojik dengeler çok alakası var. Onları da biliyorsun yani. Şimdi bunu povuryalar kesiyor, yunuslar parçalıyor. Ben de bunları yırtık olan yerleri tamir ediyorum. Vallahi benim buradan ördüğüm ağ herhalde bilmiyorum ama Çanakkale Boğazı'na gider. Motor burada demirli dururdu burada. Biz kahvenin başında otururduk. Daha kahveci bile çok görürdü onun gözleri şeydi. Devam böyle çay yaparken denize bakardı. Ulan balık gidiyor derdi. Biz oradan bayırdan aşağı koşa koşa giderdik. Motora binerdik. Şu ileride balığa yetişirdik çevirirdik orada. Bundan sonra biz son jenerasyonuz yani. Bundan sonra kimse bu balıkçılığı yapmaz. Çocuklarımız da yapmaz. Gelen nesil de yapmaz. Böyle ağır iş yapmaz yani. Bizimkiler az çalışalım çok para alalım diyorlar. Artık öyle oldu yani. Bizim gibi zorluk çekmezler. Biz evvelden ufak teknelerimiz vardı. Giderdik Riva'nın öbür tarafında. Kıyıya ağlarımızı atardık. Ufak ağlarımız vardı. Kıyıya ateş yakardık. Bak taşın üzerine yatardık. Izmarit vardı. Boklu kebap deriz. Boklu kebap yaparız ızmariti. Yani hiç ayıklamadan ateşe atarız onu. Bir tarafı pişer bir tarafını yeriz. Öbür tarafını pişiririz. Tuzumuz yok.
Ekmekle beraber onu yerdik. Taşımızla beraber kıvrılır, paltıyla beraber uyurduk orada. Delikanlılık vardı ama şimdi tabii yok. Bitti o iş.